Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sözcükler arası anlam ilişkilerinden eş sesli diğer adıyla sesteş sözcükler. Bakalım sesteş sözcükler neymiş? Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcüklere biz sesteş sözcük diyoruz arkadaşlar. Çay kelimesini ele alalım. Çay kelimesi hem içecek anlamında hem de küçük akarsu anlamında kullanılabiliyor. Sıcacık çay ikram ettiler cümlesinde içecek, çayın kenarında biraz dinlendik cümlesinde ise küçük akarsu anlamında kullanılmış. Her iki cümlede de yazılışı okunuşu aynı fakat anlamı farklı arkadaşlar. Öyleyse biz buradaki çay kelimesini sesteş sözcük olarak kabul ediyoruz evet bazı uyarılarımız var bunlar önemli dikkat edelim lütfen sözcüklerin sesteş anlam özelliği kazanabilmesi için sesteş olabilmesi için farklı temel anlamlarda kullanılmaları gerekmektedir elime diken battı cümlesinde burada el kelimesi bir organımızdır Bizim işimize eller ne karışır cümlesinde burada el kelimesi yabancılar, başkaları anlamında kullanılmıştır. Fakat her ikisi de gerçek anlamda kullanıldığı için bunlar sesleştir arkadaşlar. Yüzünde yara izi vardı cümlesinde yüz kelimesi gerçek anlamda kullanılmış. Bu ne yüzsüzlük cümlesinde ise yüz kelimesi burada mecaz anlamda, utanmazlık anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Yüz sözcüğü ilk cümlede gerçek, ikinci cümlede mecaz anlamıyla kullanıldığını görüyoruz. Bu yüzden bu iki cümledeki yüz kelimesi arasında bir sesteşlik özelliği aranmıyor. Evet. Kolunda hafif bir ağrı vardı cümlesinde kol yine vücudumuzun bir organı gerçek ee, anlamda kullanılmış. Kapının kolu elimde kaldı cümlesinde ise gerçek anlama bağlı olarak bir farklı anlam yani yan anlam elde etmiş. Ee, burada kol sözcüğü ilk cümlede gerçek, ikinci cümlede ise yan anlamda kullanılmıştır arkadaşlar. Bu yüzden aralarında bir sesleşlik özelliği aranmaz. Özetle şunu diyebiliriz arkadaşlar. Ee, sesleş olabilmesi için bütün cümlelerde gerçek anlamıyla Kullanılmış olması gerekiyor temel anlamıyla kullanılmış olması gerekiyor bir cümlede gerçek bir cümlede mecaz ya da bir cümlede gerçek bir cümlede yan anlamıyla kullanılmışsa sesleşlik özelliği aranmıyor arkadaşlar Diğer bir uyarımız düzeltme işareti olan sözcükler okunuşları yazılışları ve anlamları farklı olduğu için sesleş değildir arkadaşlar Örneklerimize bakalım yağın kar sebebiyle bazı yollar ulaşıma kapandı burada kar bir yağış türü bu işten epey kar ettik cümlesinde kar elde edilen kazanç bakın yazarken de telaffuz ederken de biz bunları farklı söylüyoruz zaten anlamları da farklı. O nedenle düzeltme işareti alan bu sözcükler sesleş değildir arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Evet umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.